Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Hepinize mutlu ve keyifli bayramlar diliyoruz ve bu bayramda da keyifli bir sohbet gerçekleştirmek üzere sevgili hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle. Hocam iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar ben de diliyorum. Teşekkür ederim. Samimi Analiz ailesine ve sizlere, bütün izleyen herkese iyi bayramlar diliyorum. İnşallah Kurban Bayramı insanların gönüllerine uygun olur. Kurbanın anlamına uygun bir bayram olur diyorum. Hocam öncelikle şunu soralım o zaman. Biz gerçekten kurbanı doğru anlıyor muyuz? Bu da çok önemli. Hani Kurban Bayramı'nda dini vecibeler yerine getiriliyor, kurbanlıklar kesiliyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz ama bunları neden yaptığımızı bir kere biliyor muyuz? Özde bizde var olanı, paylaşma duygusu şöyle bakıldığı zaman toplum sosyolojisini nasıl dönüştürür? Tabii. Kurban kelimesinden hareket edersek, yani etimolojik olarak kurban kurbiyetten geliyor. Kurbiyet demek yaklaşmak demek. Hı hı. Aslında Kurban Bayramı'nda yapılan o bağış, fakirlere dağıtılan, komşulara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan o maddi ibadet aslında Allah'a yaklaşmak için bir vesile olan ibadet. Hı hı. İbadet yani kurbiyet manası, yakınlaşma manası var. Zaten kulluğun esası da Allah'a yakınlaşmak demek. Allah'a hepsi bunlar birer vesile oluyor, öyle değil mi hocam? Tabii Allah'la bağlantı kurmak, yaratanla bağlantı kurmak demek. Yani yaratana tabir caizse online olabilmek demek. Hı hı. Yani gönlünü ona açabilmek demek. Bu Kurban Bayramı'nda bu yaklaşmaya vesile olursa, yani kurbanı keserken yani hak için kurban, küp için kavurma derseniz o kurban olmaz. Hı hı. Onun için yani burada niyetimiz çok önemli. Kurban yaparken bu kurban bizim asıl amacı bunun Allah'a karşı vazifemizi yerine getiriyoruz ve ona karşı gönül bağımızı pekiştirmek için, ona karşı yaklaşmak için bir vesiledir. Bu düşüncesiyle hareket edilirse kurban bayramı yahut da dini, yani iki büyük dini bayramdan birisi olan Kurban Bayramı'na anlam yüklemiş oluruz. Bir insan yaptığı işin anlamlı olduğunu bilirse o iş onun için o güzel iz bıraktı anlamına geliyor iş o kişinin hayatında. Güzel iz bırakan iş de insanı mutlu ediyor. Ne yapıyorsan bak, ne basit bir temizlik işi yapıyorsan bile o işe bir anlam yüklediğin zaman o şey için önemli oluyor. Hatta şunu söyleyeyim bak, şeyin John Kennedy biliyorsun, Amerika'nın 60'lardaki öldürülen, suikastla öldürülen başkanlarından. O NASA'ya gidiyor o zaman. NASA'nın böyle yeni yükseldiği zamanlar. NASA'ya giderken oradaki temizlik elemanına rastlıyor. Sen ne iş yapıyorsun diyor ona. Hani, kibar adam tabii. Ona bir iltifat gibi. Ben diyor uzaya gönderilecek füzelerin hazırlanan insanlara hizmet ediyorum diyor. Ya, bir vizyonu görüyor musun? Evet. Ve bunu her yerde anlatmış o. Yani orada ben buraları süpürüyorum demiyor. Evet. Ve yapılacak hizmetin bir parçasıyım diyor. Bak, anlamın bir parçası oluyor. Hı hı. İşte da Allah'a kulluğun, Allah'a yaklaşmanın, varoluşun anlamının bir parçası oluyorsunuz. Böyle durumlarda insan yaptığı işten bir değil, 10 misli daha çok zevk alır ve çok daha motivasyonu yüksek olur insanın. Öbür türlü mesai bitsin diye bakar insan. Hı hı. Ama bu böyle bir anlam yüklediği zaman bir proje olarak düşünüyorsun demektir bunu. Bir yaratana yaklaşma projesi olarak düşünüyorsun demektir. O zaman bu işe bütün duygularınla katılırsın. Yaptığın işi zaten, yaptığın işin anlamlı olması için yaptığın işi böyle bir sanat gibi yapman lazım. Hı hı. Eser işliyor gibi yapman lazım. O titizlikle, o zevkle, o böyle keşfedicilikle, o üretkenlikle yapman bir kimsenin yaptığı işten hem zevk veriyor hem özel biricik iş yap, orijinal iş yapmış oluyorsunuz. Yani bu nedenle kurbanı yani fakirlere dağıtılır, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bunlar ikinci, üçüncü faydaları. Hı hı. Ama bir anlamı bu varoluşun şeyidir. Yani paylaşma olması, bunlar güzel şeyler. Sosyal ibadet, finansal ibadet, yakınlarla ilgili aile için çok katkıları var. Ama asıl bunu unutmamak gerekiyor. Bu vizyon işte. Bu işin hani vizyon
bir işin olabilecek hedeflerini düşünmektir. Misyonda yapılabilecek hedeflerini düşünmektir bir şeyin. Onun için burada bu ibadetin en soyut anlamı, yüksek anlamı budur. Bunu Kurban Bayramı'na katılanlar bunu şey yapsınlar. Onun için o özel tekbirleri vardır onun için biliyorsunuz. Tekbirleri vardır o kurbandan. Onlar sesli hepsini dile getirilir. Getirilir yüksek sesle. Bunların hepsi kurbana verilen özel anlamdır. Hı hı. Hocam peki şunu da sormak istiyorum. Günümüzde artık baktığımız zaman işte 9 günlük oldu. İşte yine kurbanlı da içinde barındıran belki aile ziyaretleri işte bir araya gelelim. Ama bir yandan da baktığımız zaman sanki tatil fırsatıymış gibi de sanki böyle kurban bayramına değil de tatili yaşıyormuş gibi de birçok aile artık günümüzde bunları da kurbanı bir kenarda bırakmış gibi de görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu maalesef şey, şu anda bu 9 güne çıkarılması aklında tatil olmayanlara bile bu borcu tatil yapmasına vesile oldu. Fakat bizim bir şey var tabii, Anadolu'daki, İstanbul'daki birçok kimsenin tatil yeri memleketidir. Evet. Şeyler oraya giderler. Yani o açıdan bizim o iş büyük ölçüde bizim toplumun yüzde belki 50-60'ı bu böyle bir şey vardır. Yani tatille böyle aile bağlarını daha çok pekiştirici etkisi vardır. Ama aileyi ihmal etmeden, aileyle birlikte karar vererek yapılacak tatiller, büyüklerin gönlünü alarak, büyükleri de önce ziyaret edilerek yapılacak birçok tatiller gene tatil olarak düşünmemek lazım onu. Yani bencilce olmayan bencil tatillerle büyüklerin şeyini onayını rızasını alarak yapılan tatilleri ayırt etmek gerekiyor böyle durumlarda. Çünkü ileri yaştaki kimseleri en çok mutlu edecek şey onların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak değil. Hı hı. Onların fikri sorulması, onlar iyi ki varsın annem, iyi ki varsın baban, iyi ki bizi yetiştirmişsin deyip böyle onlara şey verildi, değer verildiğini hissetmeleri en büyük hediye. Hı hı. Yani gidip elini yanında bulunsunlar ve yani bir tebessüm, böyle sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, bir sıcak bir dokunuş onlara en büyük hediyedir. Hı hı. Bu neden ya tam yapıyorum ya hiç yapmıyorum tarzında yaklaşmasınlar. Bu bile bazı anneler babalar da ama laf sokarlar böyle. Yani onu da yapana demezler. Gene tatile mi gidiyor desinler. Onlar yani bazı herkesin duygu ifade biçimi farklı oluyor. Hı hı. Yani milli öyle oluyor ama içi farklı oluyor çoğu zaman da. Yani onu da artık hazmetmek gerekiyor. Onların yaşına bağlayıp ama onların sorumluluğu, bizim sorumluluğumuz da onlara karşı şeyimizi, yani annelik babalık saygımızı, annelik babalık saygımızı, sorumluluğumuzu onlara karşı yerine getirmek. Çünkü bu bizim toplumun bir arada tutan çok önemli bağlardır bayramlar. Hı hı. Yani bayram toplumda bir nevi sosyal network'ü oluşturuyor. Yani bu bayramlardaki o sıcak ilişkiler sayesinde bizdeki dağılmalar yok. Bizdeki kimlik krizleri, böyle o çekirdek ailenin krizleri yaşanmadı. Yani hı hı. Bizim bu aile bağları, biz çekirdek aile var gibi gözüküyor ama ben hiç unutmam, bir Almanya'dan gelen Türkiye bir sosyolog Türkiye'deki çekirdek aile sistemini inceliyor. Hı hı. Çekirdek gibi gözüküyor. Bakıyor ki bir apartmanda herkesin dairesi var. Bütün apartman akraba. Ya diyor, çok var böyle. İstanbul'da da var biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Diyor çekirdek aile olmamışsınız. Çekirdek aileler konfederasyonu olmuşsunuz. Yani bu ne demektir? Aslında aile bağları, yani çocuklar gene amca hala dayı çocuklarıyla oynuyor, büyüyor. Hı hı. Gene ilişkiler bir şekilde sürüyor. Bu bizi koruyor. Bu emin ol bizim Anadolu irfanının bu hazinesidir bu. Bu hazineyi tükenmeye yüz tuttu bu modernizmle, dijitalleşmeyle. Bunu kaybetmeyelim. Dijitalleşmeyi tam tersine, uzakta da olsak annemiz babamızla yüz yüze görüşmek için bir fırsat gibi de değerlendirilebilir. Yani bunu biz uzak, sevgi uzaktan da olabilir çünkü. Hı hı. Yanında olabilir ama bu yüz yüze görüşmelerin fırsatını da
burada kullanabilmek gerekiyor. Yani onu diyebiliriz. Ve bayramlarda da en çok şey, yani bayramın anlamında da şey vardır, paylaşım vardır. Böyle güzel duygular vardır. Yani bir insanın ya kusurlarını değil de onun çok iyi taraflarını ön plana çıkarmayın. Bayram günü tarzındaki bizdeki bir şey vardır. Bayramlaşma, barışmayla ilgili, küskünleri gidermeyle, bağışlamayla, affetmeyle ilgili günler olarak düşünülür. Bu aslında bizim birçok toplumumuzda birçok kin, birikmiş kini, da çeşitli böyle şeyleri bayramda yüz yüze gelerek birdenbire yumuşadıklarının örneklerini hocam, görüyorum. Hocam, onu ekstra sormak istiyorum. Şöyle ki sorumuzda da şöyle diyoruz. Öncelikle affetmek, kendi içimizde aslında ben onu yanlış da anlamış olabilirim. Affetmek için bir fırsat değil mi bu bayramlar? Ve önce affetmek, sonra affettiklerimizle barışmak için sunduğu fırsat aslında topluma nasıl bir mesaj veriyor? Onu da hemen soralım. Ya bu affetmek, şimdi tabii affedilecek şey var, affedilmeyecek şey var. Affedilecek şeyleri kabullenmek böyle. Ya bu yaptığı yanlış, fakat ben bunu sırtımda taşımayacağım. Ben bunu yaşamam gerekiyormuş deyip onu öyle kabul edip hayatını sürdürebilmek önemli. Fakat affetmek şöyledir. Bir insan birisini affedebilecek bir suçu işlemiş ya da bir hatayı yapmışsa, affedebiliyorsa, bu şu demektir. Ben senin artık düşmanın değilim. Bana güvenebilirsin demektir bu. Bak, güven bağlarını pekiştiriyor. Yani benden kötülük bekleme demektir. Benden bundan sonra iyilik görebilirsin demek böyle bir durumda. Yani ben senin iyiliği, ikimizin iyiliği için bir hakkımdan vazgeçtim demektir. Bak, ben aslında haklıyım ve haksızım demiyorum ama bu bizim şey için bir hakkımdan vazgeçtim demek, bir fedakarlık yapmış oluyor burada. Feragat etme durumu. Evet, boşa gitmez bu. Onun için yani o kişiler eğer yakın ilişki yaşantılarsa, işte böyle birinci derece akrabalar arasındaysa, böyle durumda o ailenin geleceği için, ailenin iyiliği için böyle bir erdem gösterilebilir. Bu erdemdir. Büyüklüktür. Büyük bir fazilettir. Bunu ailenin iyiliği için bu gösterilebilir. Ama bu demek değildir ki yani başka hatalara boyun eğeceğim. Ben yani bir şekilde ailenin iyiliği için bizim ortak aklımızın gereği olarak, yani eskilerin üzerine bir toprak ötüp yeniden ilerlememiz gerekiyor diyebilmek gerekiyor. Bu fazilettir. Bunu yapan genellikle ilk başta şey gibi, benim onurum kırıldı gibi düşünüyor. Ama hislerle korunmaz, akılla korunur. Burada hissi davranarak, o bağırdı ben de bağıracağım, o vurdu ben de vuracağım diğeri değil. Onurumuz durumlarda ortak çıkarımız nerede, ortak ihtiyacımız nerede, onu düşünerek hareket ettiğimiz zaman aklımızla onurumuzu korumuş oluruz. Bu aslında affetmek de bir nevi o ailenin geleceği ya da ortak iyiliğimiz için böyle bir fedakarlık yapmak, ikimizin de yararına gibi bir mesaj da vermiş oluyorsunuz. Bu işte bir şeydir. Yani bayramlar bunun için psikolojik ortam oluşturuyorlar. Evet. Ama iyi değerlendirmek gerekiyor ve bir çok da farkında olmadan biz birçok aile içerisinde kırgınlıkların böyle düzeldiğinin örneklerini de görüyoruz. Kaybet, yani burada affeden kaybetmez, bir kaybediyor ama orta uzun vadede o kazanır. Çünkü psikolojik üstünlük ona geçer. Bağışladığı için psikolojik üstünlük ona geçer. Çünkü o erdemli davranış o göstermiştir. Saygın davranış o göstermiştir.